Herkese selamlar dostlar. 3 Nisan pazartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 5 adet mücadelem var. İdeallerinden yüksek oranlarına ve bir adet günün kombini vereceğim sizlere. Sizlerden ricam videoyu atacağınız like'lardır. Like'ları eksik etmeyin. Güzel seviyede like gelirse ben bu şekilde videolarda ideal kombin önerisi yapacağım sizlere. Herkese bol şanslar. Like'larınızı bekliyorum. Maç skoru yaşaması yapalım ve Galatasaray maçının maç skorunu kazanan arkadaşımızı açıklayalım. W J, F, S, J, F isimli arkadaşımız kazandı. Ya Instagram'dan yazar bana. Kanalın fotoğrafını alsın bana. Mass skoru yarışması olarak da günün zorlu maçlarından bir tanesini aldım. Everton Tottenham maçı. Everton düşme hattında yükselmek istiyor. Tottenham'da konte dönemi bitti. Yardımcı teknik direktörle mi ne devam edecekler? Stelil miydi? adamın adını unuttum ya. Araştırmıştım. O yönde bir açıklama var. Maç önünde anlatacağım zaten. Bu maçın mass skoru olur sizlere sorduk. Geçtim bunu. Ayrıca Instagram adresimiz değişti. Oradan da soru, görüş ve öneri yazmak isteyenler de Instagram Kangal Bey açıklama ve yorumlar kısmında da zaten var. Bilginize bunun da bilgisini vermek istiyorum ayrıca. Geçtim. Cumartesi günü yüksek misliyle neler yaptık? Yani klasik. Yüksek misliyle gerçekten uzun zamandır kaybetmiyoruz. Allah oraya nazar değmesin. Güzel gidiyoruz. Kasaları katlamaya devam ediyoruz. Dün iki tane yüksek misli verdim. Solda gördüğünüz Avrupa yüksek mislisiydi. Trabzon'un bir golü. Akmar maçına bir buçuk üst. Penaltı kaçsa da zor geldi. Galatasaray maçına da bir buçuk üst. Bakın nasıl geldi. Yani 85'te bir gol geldi. Bir de 90 artı kaçta geldi. Penaltı oldu derken. Penaltı oldu. Bağırdım. Penaltı. Yunus Güzel geçti orada. Ya bir buçuk üstü geldi çünkü uzun zamandır kaybetmiyoruz gerçekten. Ciddi bir seri var. Ya hiç bozmak istemiyordum. Yanına da Bayern Münih maçına tek maç 1250 TL önerdim Bayern Münih maçına. Çünkü güveniyordum Dortmund gol atamadan bitseydi gerçekten üzülürdüm ki. Zaten formda da bir Dortmund vardı. iki tane daha attı. O da geldi. Klasikimiz devam etti. Klasikimiz <laughs> Çağrı'nın da bir kasa katlaması vardı. Canlı odasında da yapıyor o da. Onun da güncel kasası 12.927 TL. Orada zaten kasası biraz yüksek başladı. O zaten öneriyor. Şöyle oynuyor fakat onu söyleyeyim. Mesela City maçını hem çifte şans hem 1.5 üst olaraktan da bir orandan kombini yapıp devam ediyor. Mesela Avrupa özelinde gidiyor. O özellikle 20.000 TL'de bırakacak o da. Onunla kasa katlaması devam ediyor. O şekilde belirtelim. Kombinelere baktığımız zaman da benim günün ana kombinem başarısız oldu. Hangi maçtı? Trabzon maçına bir, Dortmund maçına var olarak değerlendirdim. O kombine başarısız oldu ki Trabzon'a ben güveniyordum. ya yani 4 tane yedi. Ben Trabzon'un kendi evinde 4 7 maç atılamıyorum. 3 tane hatta fakat yetmedi. Maç 3-3'e geldi. Ondan sonra direğe takıldı Markovic. 4-3 önüne geçebilirdi. Olmadı. 4-7 bitti gitti. O başarısı oldu. Atalanta 4.5 altında 2 kazanır da günün teklisi oradan da başarılı oldu. Geçtim bunu da. Canlı maçlarla da zaten elimizden geldiğince ilerlemeye devam ediyoruz. Hatta canlılarda zaten hafta sonu çok yoğun bir bülten vardı. Güzel geçirdik. Herkes açık Telegram grubuna zaten ara ara canlı maçlarda da ilettim zaten biliyorsunuzdur. Onun da <laughs> Pardon, onun da açıklama yorum açıklama ve yorumlar kısmında zaten linki var oraya da isterseniz gelebilirsiniz. 5500 kişi falan var sanırım orada da. Başlayalım. Sizlerden ricam dediğim gibi bu videoda bir adet üyesi olmasından kaynaklı like'larınızı bekliyorum. Like'larınızı eksik etmeyin dostlar. Değerlendirirseniz başlayalım. İstanbulspor'la Fatih Karagümrük mücadelesi İstanbulspor'un şimdi düşme hattında kurtul kurtulma ihtimalinden bahsedelim. Şu an zaten düşme hattında değil kurtulma ihtimali var mı? Var. İki tane zaten bay geçtiği mücadele var. 6 puan bu takıma da oradan bir yaz. O haftalarda. Karagümlük, Karagümlük'le oynayacaklar. Milli aradan önce oynadıkları maçlara baktığımız zaman da son Beşiktaş maçını saymayın. Ondan önce Konya galibiyeti, Alanya galibiyeti ve kendi evinde 3-0'lık Sivas galibiyeti. Takımın morali bence yerinde. Karagümrük'le oynayacak. Karagümrük'ün oyununu zaten biliyoruz. Şöyle bir oyun var. Çok basit bir mantıkla anlatayım sizlere. 5 tane mi gol yedik? 6 tane atacağız biz. Bu mantıkla oynayan bir kara gümrük var. Hücum hattı zaten çok formda. Hatta Cavani'nin açıklamaları vardı. Yaptığı açıklamalardan bahsedeyim hemen sizlere kısaca. Yani şu an Ronaldo Messi benim kadar gol atıyor. Ben de Türkiye'nin iyi forvetiyim. Bu seviyelerdeyim şeklinde bir açıklamalar vardı. Ya, <laughs> Adam geldiği zaman golü de affetmiyor açıkçası. O yüzden Karagümrük'ün golü var zaten burada. Ben İstanbul Spor'una karşılık vermesini bekleyerekten de idealden bir var aldım. Kombinemin ilk mücadelesi yaptım bu karşılaşmayı. KG varını bir 37 gibi orandan aldım. Onun dışında yüksek oran ne yapabiliriz diye baktığım zaman da. İstanbul Spor bence buralarda biraz açık verecektir. O yüzden deplasmanda kale gümrüğünde atacağı ikinci golde girmekte 1.70 oranında fayda var diye düşünüyorum. Onun da oranı arkadaşlar 1.69 oluyor. Biraz daha yüksekten olmak isteyenler de mücadelenin de böyle 2-2 ayarında bir maç geçmesi de beklenebilir gibi geliyor bana. Ve gelelim günün en güzel maçlarından bir tanesi. Gelmesini de bekliyorum bakın. Bu maçın içinden girip dışından çıkacağım şimdi. Eyüp Spor'la Erzurum karşılaşması. Bakın Erzurum'un son oyununu izledim. Kimle oynadı? Hemen hatırlayayım. Şuradan bakıp hatırlayayım. Altayla 4-2. Maçı 2-2'ye kadar getirdi. Kırmızı kartlar falan derken maç zaten koptu. Erzurum gerçekten bitirilecek anlamda kazma oyunculara sahip. Bir tane kafa vuruş var özellikle. Yani bir tane pozisyon var. Kafa vuruşu var. Olan emine vuruyor? Yani kafasını şey yapayım. Öyle söyleyeyim yani. Orada o kafayı nasıl vurdu? Ya yani döne döne izledim pozisyonu. Öyle de söyleyeyim. Istedim. maçı da izliyordum. Canlısını yapıyorduk. Yani Erzurum Spor'dan ben ümitli değilim. Eyüp Spor tarafına bakalım. Eyüp Spor'da bir teknik adam değişikliği oldu mu? Oldu. Okey. Cepte. Bak artı pozitif yönde cepte bu. Onun dışında kendi evinde oynayacak ve iki haftadır kaybediyor. Ki son oynadığı Sakarya maçında 2-0'lık mağlubiyet yaşadı Eyüp Spor takımı. Maçın geneline baktığımız zaman da Eyüp Spor'un iyi bir oyunu var. Fakat Eyüp'ün de şu olayı var. Şu olayından bahsetmek istiyorum. Takımda çok fazla yıldız var ya. Yani bu denli takımlarda bu kadar yıldız olması yani ben daha iyiyim, ben daha iyiyim. Benim tırnağım kırılıyor, benim ayağım şey olmasın. Havaları olduğundan dolayı da o tam takım olgusu oluşmuyor. <laughs> Ama dediğim gibi yeni bir teknik adam var. Eğer Erzurum'da zayıf oynayacak. Artık buradan da kaybederse zaten Rize zaten geçmeye aday. O yüzden burada Eyüp Spor'un oradan galibiyetin ana kombinemi aldım ben. Mat sonu birin bir gibi oranı var. Bunu aldık mı aldık? Ben bu maça biraz daha oynamak istiyorum. Neler yapabiliriz? Handikap olur mu? 2.31. Bak Eyüp Spor tarafındayım sadece. Onun dışında ilk yerden bir Eyüp Spor galibiyeti 1.90. Yani burada gidilecekse Eyüp, Spor tarafına risk alınabilir diye düşünüyorum. Değerlendirecekler oyunu bir değerlendirme yapabilirler. Herkese bol şanslar. Sassuolo'ya Torino mücadelesi. Sassolo da milli aradan önce oynadığı 4 karşılaşmayı da kazandı. Açıkçası formuna. Özellikle Berardi o eski formuna da yavaştan döndü gibi. Bu mücadelenin gol beklentisi yüksek bu arada. 2-2'lik bir skor bekleniyor. Berardi yine bu maçta olacaktır. Ve Lorente de sol açıkta. Yani takımın şu an en iyisi olduğunu. Yani Berardi bir ayrı köşeye zaten. Lorente'nin de son dönemlerde ayrı bir performansı olduğunu da söylemek lazım. Hatta 7-37 ortalamayla şu an takımın en iyisi olarak gözüküyor. Şu an karşımda var. Torino'ya baktığımız zaman da Torino da deplasmanda yani iyi bir takım olduğunu söyleyebilirim en azından Napoli, Milan, Inter bunların deplasmanını saymıyorum. Onun içinde hangi deplasmanı çıktıysa da gol bulmayı başarmış bir Torino, Torino takım var. Torino milli takım diyecektim ya. Torino'nun da yani burada gol atması beklenebilir ki zaten Sassuolo'ya açılan oranda 2.15. Kendi evinde formda Sassuolo'ya 2.15 oran açarsanız yani bir ihtimali de var demektir. O yüzden burada Torino'nun atacağı golü alarak da karşılıklı, war, karşılıklı var seçeneğini 1.9 gibi orandan değerlendireceğim. Değerlendirecekler bol şanslar. Everton Tottenham maçıyla devam edelim. Burada da Everton'a şöyle bir beklenti var. Everton düşme hattında oynayacak. Conte'nin gidişi var Tottenham tarafında. Videonun başında beklettim ki bu maçın maç skorunu sizlere sordum. Yani mutlaka şey yapın. Yorumlara yazın maç skorunu zaten. Tottenham tarafında yardımcı teknik direktörlerine devam edecekler. Ki Kulusevski'nin bir açıklaması var ondan bahsedeyim. Yani takımımızın arkasındayız. Yani Konten'in gittiği iyi oldu dedi. Yani kısaca öyle söyleyeyim ben sizlere. Everton mu oynayacaklar? Ben Tottenham tarafından gol bekliyorum fakat düşme hattında olan <laughs> taraf Everton olmasından kaynaklı ve kendi evinde olmasından kaynaklı da mücadelenin de bir bir skorla bitmesini bekliyorum. Hem var seçeneğini 1.9 gibi yüksek bir orandan yani vara göre yüksek bir oran bu 1.60 bandı oranı. Bunu öneriyorum. Onun dışında da sizlere Maç sonu 0'da 2.88'den neden olmasın? Ben yani doğrudan dün şeye maçına demiştim. E, United maçına demiştim. 1-1 daha bugün oynayacak. Bu maçta aynı şekilde 1-1 bir, bir, bir skor beklentim var. Yine var alıyorum ama yüksek oranlı sisteme maç sonu 0 atarım. Fenerbahçe ve ile Galatasaray net mücadelesi. Yani günün baba maçlarından bir tanesi. izlenecek maçlardan bir tanesi. Oran henüz daha açık değil arkadaşlar onu belirteyim. Ama Fenerbahçe Beko zaten şu an baskette Galatasaray oranla çok çok daha iyi bir takım olduğunu söylemek lazım. Zaten Euroleague'de temsil ediyor Fenerbahçe ülkemizi. Ya yani burada şeye gidebiliriz arkadaşlar. Oranlar henüz açık değil. Ben Avrupa'da baktım. Avrupa'da ilk yarı galibiyeti bir 38 Fenerbahçe'nin. Biz handikap olarak da ilk yarıdan bir Fenerbahçe galibiyeti alabiliriz. 3 handikaplı Fenerbahçe galibiyeti çıkabilir bence ilk yarıdan. Onun dışında Fenerbahçe'nin atacağı sayıya gidebilir. 83, 84, 85 artık o bantlarda açacaklar. O da değerlendirme altına alabilir. O şekilde de bir değerlendirme yapabiliriz oranlar açık değil çok net bir şey konuşamıyorum. Ve sizlere ekrana gelsin kombinemiz. Arkadaşlar ideal kombinemin oranı 1.93 ekranda gördüğünüz üzere. İstanbul maçına Karagümrük oynayacağı bir İstanbul derbisi diyelim. Biz buna KG var olarak değerlendirdim. 1.37 gibi orandan. Eyüp Spor Erzurum maçına da ben Eyüp burada kaybetmesini beklemiyorum. Galibiyet bekliyorum Eyüp Spor'dan. O yüzden Masu'nun biri de aldım. Yani Eyüp ilk geri bir handikap bir yaparak zaten tek başına oranları çok yükseltebilirsiniz. Ben sizlere ideal kombinam bu şekilde. Ufak atın pazartesidir. Değerlendirmenizi yapabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.